Artak hemen sen. Al şu eldiveni. Tak eldiveni. Tak hemen. Al bir tane. Tamam. Başkan araba da yok mu? Tamam. Geleceğiz buraya. İyi günler abi, kolay gelsin. Eyvallah. Polis abiler şu an size maske dağıtıyor ve şu an dolaşıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Maske de aldınız, neler söylemek istersiniz? Memnun oldum. İyi şeyler oluyor. Arkadaşlar dağıtıyorlar, güzel oluyor. Teşekkürler efendim, çok sağ olun. Sağ olun. Öyle takayım. Alttan aşağı çek. Tak, önce kulağına tak. Şimdi aşağıya çek böyle. Biraz daha indir. Tamam. Burun kısmını şöyle yapıştır. Ez böyle. Bak benim yaptığım gibi. Tamam. Efendim kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Polis ekipleri şu an maske dağıtımını yapıyorlar. Yaşlılar da dışarı çıkıyor malumunuz. Neler söylemek istersiniz? Neler söyleyeyim? Allah razı olsun. Bize yardımcı olup maske elbiden veriyor. Ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz. Para vermedi ama. Işık tutalım, göz mü? Merhaba. Hayır, şöyle eldivenle maske vereyim sana. Devam. Hemen top. Tak. Tak. Tamam, sağ ol. Tamam. Eyvallah. Tamam. Gel abi. Şimdi merhaba. Şöyle maske vereyim sana. Şöyle eldiven de vereyim. Takarsın. Tamam. İyi günler. Tanıtır mısınız? İsmail Pendik, Beyti Şevap Kaymakamı. Biliyorsunuz koronavirüs ile mücadelede en hassas, en çok bulaşma riski olup ölüme kadar gidecek tehlikesi olanlar 65 yaş üstüyle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdı. Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla bunlara sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Zaten onlara sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra sosyal vefa sosyal destek grupları ile her türlü ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Yakın zamanda da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanlığımızın da genelgesiyle bugün pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımızla kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız sokağa çıkabilecekleri söylenmişti. Tabii bu vatandaşlarımızın koronavirüsten olumsuz etkilenmemesi için Sayın Valimizin bize talimatları oldu. Dedi ki arkadaşlar, sokağa çıkan 65 yaş üstü annelerimize, babalarımıza, dedelerimize, ninelerimize muhakkak maske dağıtın. Biz de Sayın Valimizin emri doğrultusunda tüm ilçelerimizde olduğu gibi Beytüşebap'ta da bu annelerimizin, dedelerimizin, babalarımızın, ninelerimizin bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için maskelerini dağıtıyoruz. Bunlar bizim başımızın tacıdır. Geçmişi geleceğe aktaran insanlardır yaşlı insanlarımız. Onları sağ salim bir şekilde bu süreci atlatmaları sadece devletimizin değil, millet olarak hepimizin görevidir ki geçmişimiz geleceğe aktarılsın. İnşallah hizmetlerimiz devam edecek bu şekilde.